bizim emeklilere layık görülen 250 Euro'dur. Hatta kök ücreti o bile değildir. Garip, absürt bir sistemi bu ülkenin emeklerinin başına bela ettiler. Çalıştığı halde, alın teri döktüğü halde çırak ve staj sigortası olan arkadaşlarımız sayılmadığı için onların emeklilik hakkı da teslim edilmedi. Onlar da aramızdalar. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kıdem tazminatı kazanılmış hakkımızdır. Çocuklarımızın emanetidir. Kıdem tazminatı son kalemizdir. Kırmızı çizgimizdir. Asla teslim etmeyeceğiz. Bugüne kadar çok bakanlar, başbakanlar gördük. Kıdem tazminatını fona devretmek için düğmeye basan, ama onların hepsi Türkiye işçi sınıfının, sendikaların ve DİSK'in duvarlarına çarpıp geri döndüler. Yeniden gündeme getirirlerse DİSK olarak tüm gücümüzle sonuna kadar savunacağız. Ve ülkeyi yöneten iktidara da çağrımız şudur: bu kıdem tazminatını fona devretme hülyanızdan, rüyanızdan artık vazgeçin. Kıdem tazminatı defterini bir daha açmamak üzere kapatın diyoruz. Bizler bu ülkede beyaz bir sofrada artık doyasıya yemek yemek istiyoruz. Bizler bu ülkede milli gelirden hakkımıza düşeni almak istiyoruz. $7,5 lira yetmediği için mücadeleye devam yapana kadar hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Emlak vergisi, yol vergisi, KDV, ÖTV, ama zamlar yerinde duruyor. Vergiler, bunlar, bunlar. Vergiyle, mislisiyle geri gidiyor. Hangisi olursa olsun. Hakkımızı istiyoruz sadece. Bayramdan bayrama kırmızı et yiyoruz. Değil mi ama şimdi? Kurbanı 4 lira bakıyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Evet. İnsanca yaşıyor muyuz sizce? Yaşayamıyoruz. Sürünüyoruz. Sürünüyoruz. Dayımın kulaklarını yıkatıp sesimizi duyması için geldik. Duymuyor. Belki kulaklar temizlenirse sesimizi görebilir. Hedefimiz bence en büyük özgürlük, ekonomi değil, hukuk ve adalet diyoruz. Lusika erat işerler der taras kişi, Lusika erat işerler der taras kişi. Hedef çasırına geliyor.